Mutfakta Hayat'tan merhaba. Bugün de vitamin deposu çok çok lezzetli, damaklarınızı şenlendirecek ezme tarifimizde geldim. Hemen malzeme listemizi veriyorum. 5 orta boy domatesimiz var. 1 tane kapya biber, 4 yeşil sivri biber, 2 köy biberimiz, 1 büyük boy kuru soğanımız olacak. Benim soğanlarım orta boy olduğu için 1,5 olarak kullanacağım. 1 tutam maydanoz, 4 diş sarımsak, sosumuz için 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tepeleme pul biberimiz olacak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1,5 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 fincan zeytinyağımız var, yarım fincan da nar eşkimiz var, yarım da limon suyumuz var. Ezmemize başlamadan önce ön hazırlıklarımı şöyle güzelce yaptım. Domateslerimizi yıkadım, kapya biberimizi, yeşil biberimizi, köy biberimizi, maydanozumuzu iyice yıkadım. Şöyle 1,5 yaptım arkadaşlar, ben kuru soğanımı 1,5 bir orta büyük boy soğan olmuş oluyor. Şöyle 4 diş samırsağımızı da ayıkladım. Artı şöyle güzelce yine kabımızın üzerine aldım. Süzülsün diye doğradıklarımız ezmemizin. Hemen ezmemizi yapmaya başlıyorum. Domateslerimizi doğramakla işe başlıyorum. Buradaki amaç robottan çekmeyeceğimiz için domatesimizin suyu süzgeçten süzülmüş olacak. Biraz da elimle sıkacağım arkadaşlar. Ve iyice küçük küçük doğrayacağım. Bayağı bir suluymuş. O yüzden şöyle hafif elimle sıkacağım arkadaşlar. Tam sulu olmayacak. Tabii şöyle karıştırıyorum. Yan tarafa alıp diğer malzemelerimizi doğramaya devam ediyorum. Kapya biberimizi de aynı şekilde doğrayacağım. İnce ince doğruyorum öncelikle. Ardından köy biberi ve sivri biberlerimizi de doğruyorum. Yine ince ince uzun uzun yeşil biberlerimizi kesiyorum. Aynı kapya biberde olduğu gibi üzerinden de birkaç defa daha incelteceğim. Biberlerimiz küçücük zırhtan çekilmiş gibi olacak diyebilirim. Yine güzelce yeşil sivri biberlerimiz de bitti. Küçük küçük doğramış oldum. Hemen kuru soğanlarımızı doğruyorum. Evet, kuru soğanlarımızı da güzelce incecik doğramış oldum. Hemen üzerine sarımsakları doğramakla işe başlayacağım. Yine kuru soğanlarımız gibi incecik olacak. Sarımsağımızı da soğanımızın üzerine aldım. Hemen süzgecime alıyorum. En son maydanozlarımızı doğramak kaldı. Hemen maydanozlarımızı da doğruyorum. Hemen maydanozlarımızı da soğan üzerine alıyorum süzgecimizin. Ezmemizin sosunu ayarlayacağım. Şöyle tabağımı aldım. Bu arada bütün doğradığımız sebzelerimizde şöyle suyunu... Benim domatesim çok suluymuş. Bayağı bir su oldu arkadaşlar. O yüzden bir 15 dakika kadar falan bekledi. Hemen yan kenara alıp sosumuzu ayarlıyorum. Şöyle güzelce 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1,5 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tepeleme arkadaşlar pul biberimiz var. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimizi. Hemen şöyle hepsini hemen kabıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçamız, 1 tatlı kaşığı da
biber salçamızı da alıyorum üzerine. Yarım limon suyu, şöyle bir fincan zeytinyağımız, yarım fincan da nar eşkimiz. Hepsini şöyle elimle harmanlayacağım. Şimdiden mis gibi koklu sosumuz diyebilirim. Doğramış olduğumuz sebzelerimizi de göstereyim. Çok da güzel oldu. Sosumuzu da buluşturuyorum. Yine bir servis aşamamız var burada. Ve doğru servise gidiyorum. Evet, ezme salatamızı servise aldım. Hiç robota gerek duymadan sebzelerimizi ince ince doğradım. Bu şekilde inanın daha çok lezzetli oluyor. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin diyorum. Yapanları da yoruma bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yeni tariflerimiz için zili açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.